dünya sonsuz. Müzik dediğimiz sonsuz. İkimiz de aslında baskın karakterleriz. Ve o yüzden de nasıl diyeyim yani ablalık rolünü bence sahnede bırakmam gerekiyor. Bir notaya benzesek sizi hangisi olurdunuz? Valla J herhalde. J olabilir. İlk aklıma geldi. Ama niye bilmiyorum. Burcunuz ne? Koç. Koç. Gerçekten hep koç mu olmak isterdin? Yoksa olmak istediğin bir burç var mı? Ya şu burcu olsaydım daha iyi olurdu diyebileceğiniz bir burç var mı? Benim var. Ben 8-9 yaşımda misket olmasını isterdim 8-9 yaşımdayken. Efendim merhabalar, selamlar. Seslenen adamda gülden zehirlenmesi yaşayanlar için panzehir niteliğinde değerli konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Radarımıza dahil olanlarda çok değerli iki ismi ağırlıyorum bugün. Onlar da sağ olsunlar değerli vakitlerini bizler için tevazuyla yaklaşarak açıkçası hiç tereddüt etmeden kabul ettiler. Efendim caz müziğini böyle estetik ve titizlikle aslında Anadolu motifleriyle harmanlayarak ortaya koyan iki tane değerli isim, iki kardeşten bahsedeceğiz. Onlarla çok tatlı bir röportaj, çok lezzetli bir röportaj geçeceği inancındayım. İlk defa heyecanlıyım ki az evvel de bunu dile getirdim. Kısaca bahsedeceğim ikisinden de. Duo, ikili demek aslında değil mi? Yanlışsam düzeltin lütfen. Ama ben nacizane tabiri caizse zehir ikili olarak bahsetmek istiyorum sizden. Çünkü o zehir ikili başlığının altını müziği ruhlarına, hücrelerine böyle kanaviçe gibi işlemiş iki isim. Konusunda mahir, akademik kariyerleri olan, hem mektepli hem alaylı diyebileceğim sevgili Baturay ve sevgili Nami'den bahsedeceğiz. Tabii soy ağaçlarına baktığım zaman böyle müziğin içerisine doğmuş iki tane şanslı diye nitelendirebileceğim isim aslında. Soy ağacındaki diğer isimlerden de bahsedeceğiz. Benim bulduğum isimler var. Kamuran Yarkın, çok değerli bir üstad. Fahrettin Yarkın, Ferruh Yarkın ve çok da yakinen tanıdığımız Ferda Hanım Yarkın. Ve onların da o meşaleyi gerçekten konusunda mahir olarak da büyük bir ivedilikle de taşıyan iki isim. Sevgili Baturay, sevgili Nami, ben çok konuştum. Çünkü Çok sizin de ilk teşekkürler. söylemek istediklerim çok şey var. Hoş geldiniz. Hoş Neler bulduk. verdiniz, şeref verdiniz açıkçası. Bizim için de çok güzel. Gerçekten herkese merhaba, izleyen herkese. Merhabalar. O kadar güzel şeyler söyledim ki yani hiç konuşmadan dinleyebilirim. Çok çok teşekkürler. Bunları duymak Evet. gerçekten çok iyi Güzel intro hissettirdi. için Evet, çok çok sağ ol. teşekkürler. Rica ederim. Tabii sizin için, sizin özelinizde sorular hazırladım merak ettiğim. Farklı olacağını söylemiştim ilk telefon Evet. konuşmamızda. Bu kadar zengin çeşitliliğin içerisinde, bir mutfağın içerisinde, yani bu kadar zengin bir mutfağın içerisinde olmak size neler kattı, neler katmaya devam ediyor veya neler katacağını düşünüyorsunuz? Yani Nami, Tamam. fark etmez. Öyle. Yani şöyle, ilk başta bahsettiğin gibi çok şans oldu açıkçası. Müzikal bir aile doğmak. Dededen başlayan bir müzik geçmişi var. O askerken aynı zamanda tambur çalmayı öğreniyor, beste yapıyor. Ve 70'lerde, 80'lerde çok ünlü isimlerle çalışmaya başlıyor. Onu gören babam, amcalarım, Ferda Hanım Yarkın, Feru Yarkın, babam Fahrettin Yarkın o geleneği devam ettiriyorlar, Türk müziği geleneğini. O da üçüncü kuşak bize geçmiş. Aslında Türk müziği, genel olarak Türk müziği icra eden bir aile. Profesyonel olarak Türk müziğiyle ilgilenen bir aile. O bu açıdan Nami'ye ayrı bir değer kattı, bana ayrı bir değer kattı. Nami Türk müziği icra ediyor genel olarak enstrümanı itibariyle. Ben Batı müziği, caz müziği, tango müziği daha çok icra ediyorum. Birazdan da bahsederiz akademik belki çalışmalardan. Lütfen. Bu bana ayrı bir değer kattı. Türk müziği yaklaşımı işte piyano, tamam Türk müziği
çalmak zor. Koma sesler var. Ve aslında esas itibariyle ince saz grubunda Nami daha iyi açıklar. Genel olarak piyano çok yok Türk müziğinde. Sadece destekleyici olarak var. Bu ayrı kapılar açtı bana. Müzikal olarak çok zenginleştirdi. Benim için bir deniz Türk müziği. Esas ilgi ve müziği alt bölümlere ayırdığımızda esas ilgi alanım profesyonel olarak icra ettiğim alan değil Türk müziği. Ama bana çok güzel pencereler açan ve çok önemli katkılar yapan bir alan. Caz müziği alanım olan caz ve tango müziğiyle, caz müziğiyle birleştirme fırsatım oldu. Aslında bu iki müziği birleştirmek için iki müziği de iyi bilmek gerekiyor aslında. Evet. Orada yani bir yozlaşma yapmadan titizlikle bunu birleştirebilmek için bir tarafını trio olarak, caz trio dediğimiz, piyano trio dediğimiz, piyano, kontrbas, davul oluşturdu. Türk müziği tarafı ve melodi tarafı daha çok Nami İstanbul Kemençisi oluşturdu. İki taraf da kendi müziklerini iyi bilip karşı tarafa çok içine karışmadan yaklaşınca, düzenlemeler böyle olunca dediğim gibi güzel bir şekilde birleşti müzikler. Ya bana çok hala ufuk açıyor bu müzik. Kendi doktora tezimi de o yüzden Türk müziği üzerine seçtim. Daha doğrusu 1970 ve 80 yılları arasındaki yayınlanan Türk müziği içeren caz füzyon albümlerini inceleyeceğim. Onun üstüne bir model çalışma yapacağım. Bilerek ben de kendimi zorlamak için, Türk müziği hakkında kendimi zorlamak için bilerek o konuyu seçtim. Çok avantaj tabii. Aile, böyle bir aileye doğmak şans. Ben hem imrendim hem de kıskandım açıkçası. Bu tatlı bir kıskançlık. Onu söyleyeyim. Nami, senin de aynı şekilde Baturay gibi akademik bir kariyerin var. Ki tez çalışmaların da bu yönde. Bir icracı olarak da hala çok aktif bir rol üstleniyorsun. Yani eskiden almam gerekirse yine, dedemden almam gerekirse, mesela dedem evet tambur sanatçısı, Zeki Müren'le çalışmış, zamanın bütün çok önemli insanlarıyla çalışmış, bestelerini onlara öğretmiş. Fakat şu anda mesela günümüze baktığımızda kendisi hala daha yeni besteler yapıyor, notalar yazıyor ve sonsuz açık. Şimdi yani her müziğe açık. Baturay'la caz konuşur, öbürüyle tango konuşur. Yani hani hala daha bu vizyona sahip olduğu için, onun bu vizyonu babama geçtiği için, babamdan da bize gelmiş. Belki de genlerimizde var, bilmiyorum yani bunu nasıl şu anda bilmiyorum ama bir şekilde aktarılmış ve babamın yapmış olduğu projeler, yapmış olduğu müzikler, kendi grubuyla, kendi ritim grubuyla ortaya koyduğu işte hep yeni müzik araştırı ve hiçbir zaman böyle tek bir pencereden bakmama durumu hem bize bunu öğretti hem biz onu zaten bunu kendi onun yaşamında da görerek yani onun tecrübelerinden de çok yararlandık ve onu izleyerek de gördüğümüz şekilde yani dünya sonsuz, müzik dediğimiz sonsuz. Yani kültürlere ait müzikler var evet ama insanların da kendi müzikleri var, kendi içlerinde olan müzik var, kendi ahenkleri var. Bunları birleştirebiliriz, ayrı ayrı çalınabilir. Yani hiçbir şey aslında müzik alanında kısıtlanıp böyle sınırlandırılmamalı diye düşünüyorum. Çünkü öyle bir şey olduğu zaman açıkçası gerçekten sınırlı bir şekilde kalınıyor. Yani insan kendi, ben kendi açımdan söylersem mesela evet akademik çalışmalarımızın dışında ki ben de üniversite işte yüksek lisans ve doktora da kompozisyon mezunuyum ki bütün hani piyanoyla ikimizin de başlaması açıkçası hem Batı müziğini hem Türk müziğini bilmemde ve yani çok büyük önem katıyor. Açıkçası Batı'nın söylediği gibi hem akorları duyarak üzerine kemençeyle İstanbul kemençesini çalmak, Batı'nın da o melodiyi bozmadan o akorları yapması bundan kaynaklanıyor diyebilirim. Şöyle bir şansımız da var yani dünya müzisyenleriyle bir arada çalma son yıllarda fırsatımız oldu. Tabii ki dinlemek çok önemli. Yani hani müzik yapıyorsan mutlaka senden önce kimler ne yapmış ya da şu anda neler oluyor. Çünkü dediğim gibi yani herkesin ufku bambaşka bir şekilde çalışıyor. Herkesin kültürü, evet. Yani geçmişi bambaşka, kendini beslemesi bambaşka. Ve bir şekilde diğer müziklerden beslenmemiz gerekiyor. Kesinlikle bu şey yani copy paste gibi değil ama aklında kimler neler yapmış. Mesela Tambur Cemil Bey neler yapmış. İşte Chick Corea neler yapıyor, işte Miles Davis neler yapmış gibi bunların hepsini bilmemiz gerekiyor ki gerçekten bir sanatçı olalım. Yoksa öbür türlü gerçekten iyi enstrümantist olabilirsiniz. Hani dinlemeden veya hani kendinizi çalabilirsiniz. Ama dinleyerek gerçekten sanatçı olmaya onunla adım atılıyor diye düşünüyorum. Dünya müzisyenleriyle çalma fırsatında da ufacık hani parantez açıp tekrar sözü sana bırakacağım. Mesela Yo-Yo Ma'nın kurmuş olduğu Silk Road projesinde Amerika'da
birkaç yıl üst üste hem davet edildik hem orada workshoplar verdik ve gerçekten dünyada oradan buradan, Tayvan'dan, Kanada'dan, İtalya'dan, her yerden gelen müzisyenler bir araya gelip onların kültürlerini hem öğrenip onların hem onlar için önemli olan eserleri çalarak biz de kendi müziğimizi onlara öğreterek böyle oradan başlayan bir adımla birbirini domino taşı gibi gelen birbirini sürükleyici maceralarımız hala devam ediyor. Çok şükür böyle bir imkanımız var. Yani bundan sonra da tabii ki bu şekilde devam etmek hedefimiz. Yani ama kökümüzden kopmadan üzerine yeni dallar, yeni üretimler ekleyerek yani yeni bağlantılarla ilerlemek hedefimiz. Şimdi tabii vizyona dayalı hep bu söylediklerin ve bunları da adım adım sindirerek ve özümseyerek ilerliyorsunuz. Tabii bu büyük bir şansın da farkındasınız. Bu bilinçle de hareket ediyorsunuz açıkçası. Çok çok takdire şayan bir durum. Tebrik ediyorum açıkçası. Başarılarınız gerçekten daim olsun. Yani çünkü siz Türkiye ile sınırlı değil, beynelminal bir çalışmanın ve sahanın içerisindesiniz. Çok aktif hem rol modelsiniz hem bir noktada da örneksiniz bu noktada. 6 yaş fark var aranızda. Şimdi hem kardeş şeyimiz var ve hani bu farklılık bir noktada aktif veya hani pasif olarak nitelendirmeyeyim. Biraz daha dingin diye nitelendirebileceğim şekilde. Burada Batura'yı nasıl yorumlayabilirim? Nami'yi nasıl yorumlayabilirim? Evet, aslında yani ikimizin karakterleri, yani biraz benzerlik var, farklılıklar var. Yani şöyle, ikimiz de aslında konuşmayı seviyoruz insanlarla iletişim olarak. Ama bir profesyonel bir şey oldu mu, bir konser oldu mu mesela? Konserden önce düzenlemeler yapılacaksa, konuşmalar yapılacaksa genelde Nami konuşur burada. Ayarlamaları Nami yapar. Onun besteleri var tabii ki. Müzikal anlamda eşit diyebiliriz. Onun bestelerini çalıyoruz. Benim bestelerimi, düzenlemelerimi çalıyoruz. O anlamda Batura Yarkın Trio, Nami Yarkın oldu mu eşit bir yaklaşım oluyor. Amatör ruh profesyonel bakış açısıyla Nami anladığım kadarıyla burada biraz daha aktif rol üstleniyor. Yani şöyle aslında ben bilmiyorum, aslında Batura ile iletişim çok kuvvetli. Evet. Fakat ben böyle çok konuşmam ama böyle hani olayları gerçekten çözmeyi seviyorum. Yani böyle uzadıkça mesela şey hoşuma gitmiyor pek fazla. Biraz tez canlım o konuda. O yüzden de hani başlayıp bitiren bir durumdayım. Yani hani bir şey konuşulacaksa mesela hani senle de beraber konuştuk ne yaparız ve net kısmı çok detaylarda, yani detaylar evet çok önemli ama hani onları yeri geldiğinde yapmak evet. Çok daha iyi. Üzerinde konuşunca çünkü hani derler ya hayatı yaşamaya çalışma, yaşa. Yani yaşa yani bu kadar. O yüzden hani Batura ile abla kardeş konusuna geldiğimizde tabii ki o noktada bakıldığında hani zor bir durum. Çünkü sürekli beraber olmuş oluyorsun. Yani ya sahnede beraber olmak, eve de tekrar bu taraf yani beraber aynı şekilde gitmek veya hani ne diyeyim yani özel günlerle beraber yani sürekli beraberiz. Ve tabii ki şöyle bir durum söz konusu. İkimiz de aslında baskın karakterleriz. Ve o yüzden de nasıl diyeyim yani ablalık rolünü ben de sahnede bırakmam gerekiyor. Tabii. Çünkü ben zaten o şekilde inanılmaz saygı duyduğum bir piyanist ve bir müzisyenle aynı sahnedeyim diye çıkıyorum. Yani kesinlikle Batura'nın da söylediği gibi o noktada birbirimizin hiçbir zaman işine karışmayız. Tabii ki fikirlerimizi her zaman açıyoruz. Yani bu fikir söylemek çok doğal bir şey. Ama hani bunu şöyle yap böyle hani ifade abla gibi değil, orada gayet başka bir yeni tanıştığım yani çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir müzisyenle sahneyi paylaştığımı düşünüyorum tabii ki. Fakat eve gelince işler değişebiliyor tabii buradan. Evde ablayım yani öyle olunca şimdi biraz daha normal gibi sanki böyle olması da. Evet. Pandemide mesela genelde beraber olduk. Hafta sonları ağırlıklı beraber yaşadık. Orada tabii ki abla kardeş ilişkisi oldu. Maskülen taraflar bir şekilde ortaya çıkıyor yani. İster istemez. Yani, evet. Sonuçta bir de herkes zamanla yalnız yaşamaya alışınca kolay evet. Değil. Bir de şöyle bir şey var. Biz tabii ki Batura'yla küçükken çok kavgıyız. Yani hani hayatında en çok kavga ettiğim insan Batura. Yani şimdi arada 6 yaş var. Ben 6 yaşındayım. Yani ben 10 yaşındayken Batura 4 yaşında. Hani böyle tamamen farklı evrelerden de geçtik. O zamanlar yani farklı hayatımızın dönemlerinden geçtik. Mesela yani ben ergenken o da çocuktu. Ya o ergenken ben bambaşka bir
durumdaydım. Hani o yüzden sonradan şu anki, hani tabii ki aile içindeki o temeller bambaşka ama müzik bizi birazcık daha tabii ki farklı bir noktada yakınlaştırmış oldu ve hani bu çok önemli, bu çok kıymetli ve çok saygı duyduğum ve çok şükrettiğim bir durum. Hani o yüzden de dediğin şeyler doğru, evet. Evet, erken yaşta müziğe başlamamızın da etkisi büyük oldu. Evet. Nami işte 3 yaşında piyanoya başladı. Daha sonra İstanbul Kemençesi. Ben 6 yaşlarımda, 7 yaşında konservatuara girdim. 22-23 senedir çalıyorum. O küçük yaşta başlamanın da etkisi büyük. Hem fiziksel olarak, enstrümana hakimiyet olarak, özellikle bazı enstrümanlarla erken başlamak avantaj olduğu kanıtlanmış. Parmak çünkü kas hafızası diye bir şey var. O düşünmeyi uygulayabilme. Aslında bu futbol gibi. Yani bazen eskiden oynadığımda küçükken istersiniz bir şeyi ama yapamazsınız. Sadece düşünürsünüz. Onu işte yapabilme olarak teknik beceri, teknik geliştirme olarak işte kondisyon denilebilir. Onu sağlıyor. İkinci olarak da aslında biraz daha işin görünmeyen kısmı, metafizik kısmı, biraz daha sabrı öğrenme, biraz daha yalnız kalma. Evet. Çünkü enstrümanla ne kadar vakit geçirilirse o kadar iyi çalınıyor. Ekstradan onu onun başında beklemek, onun için sabretmek aslında. Çünkü öyle bir şey ki hani her gün az da olsa çok da olsa bir şekilde dokunmak gerekiyor enstrümana. Tabii ki bazen 3 saat, 4 saat, bazen tüm gün dışarıdayız. 10 dakika, 15 dakika. Ama olsa da her gün bir ona dokunmak ve mümkün olduğu kadar belli bazı alıştırmaları yapmak önemli. O enstrüman da yani Nami'nin dediği gibi müzikte birleştirdi tabii ki. Yani bize. Evet. Ve tabii yalnız kalmayı da bu yüzden seviyoruz tabii. Çünkü çocukluktan gelen hem belki kişiliğimizde de olan bir şey ama sürekli tek başına kalıyorsun çünkü enstrüman çalışırken. Yani enstrümanını icra ederken aslında bir yandan pratik yaparken bir yandan da kendinle kalmış oluyorsun. Bir yandan meditasyon da yapmış oluyorsun. Bir yandan tamamen yalnızlığı sevmeye başlıyorsun yani bizim adımıza. O yüzden de yalnızlık demeyeyim de hani yalnız kalabilme anları onlar bizim için çok kıymetli yani gerçekten. Evet. Çok kalabalık içinde olsak da. Pandemiden önce çok yoğundum. Ben diyordum sürekli yalnız kalsam keşke işte çalışamıyorum yeteri kadar işte yalnız kalayım. Çünkü işte okul var, dersler verme var, haftanın çok bayağı bir günü konserler var ve çok yoğun bir dönemdi. Şimdi pandemide de tam tersi oldu. Yani çok baş başa kaldık evde. Kendimle çok baş başa kaldım artık açılsa. İnsan böyle aslında böyle ne istediğine dikkat etmeli. Büyük suç ortaklığınızı aslında mihenk taşlarını aslında çok evveliyatındaki o küçüklük dönemlerinde bir şekilde o temeli oluşturmuşsunuz. Peki bir notaya benzesek sizi hangisi olurdunuz? Valla J herhalde. J olabilir. İlk aklıma geldi. Ama niye bilmiyorum. Senin aynı mı Nami? Valla R'yi severim. Ama benim aklımda bambaşka bir şey geldi. Notanın kendisinden ziyade şekli geldi. Yani niteliği geldi. Ben birazcık daha şey legato bir düşündüm. Birden öyle bir şey geldi aklıma. Yani notadan ziyade hani daha bağlı ve daha çağrışım anlamında. Nitelik geldi aklıma ama nota olarak R'yi gerçekten severim. R veya La diyecektim ben de. Bu şekilde. Bir de Batura ile bizim burcumuz ve yükselenimiz de aynı. Yani bu noktada yani karakterimiz tabii çok farklı şeyler gösteriyor ama çok ortak yönlerimiz de var. Burcunuz ne? Koç. İkinizin de koç. Evet, yükselen yay. Burcunuzu kuvvetle muhtemel birçok özelliğin taşıdığınıza kanaat ederek gerçekten hep koç mu olmak isterdin? Yoksa olmak istediğin bir burç var mı? Ya yani şu burcu olsaydım daha iyi olurdu. Diyebileceğiniz bir burç var mı? Benim var. Bazen geliyor. Söyle bu konularda ben biraz daha ilgiliyim. Daha ilgili diyor. Ya şöyle yükselenimizden aşırı memnunum. Çünkü yay ve hani özgürlüğüne düşkün, rahat, yani dobra, böyle gezmeyi sever, hani üretmeyi sever falan. Fakat bazen böyle ben kendi adıma bazen terazi mi olsam, olsaydım. Hani çünkü birazcık daha estetik ve böyle daha nasıl diyeyim, hani Afrodit'in Venüs'ten geliyor biliyorsun. Hani öyle bir durum var. Bazen aklıma ergenlikte geçiyordu. Yani bu soruyu da şaşırdım çünkü ben de kimse böyle bir soru sormadı. Ergenlikte diyordum ya yani terazi
güzel yani terapide olsaydım falan diyordum. Hani ama şu an tabii ki kendimden çok memnunum. Ama bence şimdi ben de koçum. Hakiki öz koçum hatta. Öyle söyleyeyim. Tabii çok o defolu kısımları törpülemiş, daha iyi başlamış. Tabii sanatın çok büyük etkisi var bu noktada. Kesinlikle. Evet. Ama şimdi dünya liderlerine de baktığınız zaman ya da birçok devrimi yapmış isimlere baktığınız zaman tarihte de hepsinin koç olduğu gerçeğiyle de bir noktada övünmekle de geri kalmıyor insan. O yüzden evet. Ben kendi adıma mesela hiç düşünmedim yani başka bir burç olsa mıydım diye. Evet, ben de düşünmedim. Yani belki biraz korkusuzca yeni şeylere adım atma olabilir. Evet. Cesaret olabilir. Çünkü yani başarısız tamam olunabilir yeni bir konu. Evet. Korkulabilir. Ama o hani başarısız olunsa bile onu çok takmamak lazım. Bir sonraki başarını yapı taşı bilmek lazım aslında. Evet. Çocukluğunuzun cebinde ne var? Diapozon falan ya. Akort aleti belki. Ne var? Ben 8-9 yaşımda misket olmasını isterdim 8-9 yaşımdayken. Çünkü 7-8 yaşımda başladım piyanoya. 12 yaşıma kadar aslında biraz zorlamayla, biraz ailenin ittirmesiyle. Çünkü o yaşta çocuk yani düşünemiyor çok, olayların farkında değil. Biraz daha işte 14-15 yaşında neredeyiz, ne yapıyoruz, niye bunu yapıyoruz diye böyle sorgulamalar başlıyor. De hani erkekler kızlardan daha geç olgunlaşıyor zaten, o ayrı bir şey. Yani o yaşlarda ben biraz zorla çalıştığım için misket oynamayı isterdim. İşte futbol oynamayı isterdim dışarıda. Çok olamadı. Eve kapanıp işte konservatuar gerekliliklerini yaptığım için ben de ne diyebilirim? Metronom diyebilirim mesela. Küçük metronomlar. Çünkü hala bir devam ediyor. Metronomla çalışmak çok önemli. Metronom derdim. Kalem derdim belki. Senin Nami? Yani evet, ben de kalem ve akort aleti geldi aklıma. Ve belki arkadaşlarım böyle kişilerime kesin. Peki. Bir günlüğüne 24 saat erkek ve kadın olsaydınız ne yapmak isterdiniz? Bunu yani özellikle bunu tabii yani sen erkek, Batura kadın. Hı. Bunu özellikle koç olduğunuz için sormak istedim. Vallahi Ya kadın koç olmak zor ya. Bunu deneyimlemeyeyim bence. Erkek koç biraz daha kolay herhalde. Güzel. Ne olabilir? Hiç düşünemedim. Çok zor geldi. Ben düşüneyim. Yani ben açıkçası şöyle, Türkiye'de olduğumuz için şu an ona göre cevap vereceğim. Tam dönemleri aslında. Şimdi gece vakti açıkçası çok rahat sokağa çıkardım yani net. Hani bir de kıyafet seçiminde düşünmeyeceğim için çok saçma şeyler giyebilirdim. Çünkü hani biliyorsunuz şu anda söylemem lazım. Hava sıcaklığına göre değil de dışarıda ne kadar az bir tacize uğramadan günü geçirebilirim mi düşünerek gardırobun önünde duruyoruz. Yani İstanbul'da, Türkiye'de. Öyle bir durumdan dolayı hani yurt dışında deneyimlediğim, hani uzun süre kaldığım dönemlerde Erasmus için olsun, işte doktora tezi için olsun, İtalya'daki yaşadığım zamanlarda çok rahat gezdiğimi hatırlıyorum mesela. Bu böyle mükemmel bir duygu aslında. O yüzden mesela bunu isteyebilirdim. Tabii kadın olmaktan çok mutluyum. Ayrıca değiştirmek istemem ama hani bir şekilde beklediğim ve özgür gezerdim yani. Nameden beklediğim bir cevap oldu. Tabii bu noktada cevap hakkını saklı tuttu açıkçası. Evet, yani ilk aklıma gelen benim de tabii Nami'nin bahsettiği konu önemli. Keşke, ya ben kız arkadaşımla da konuşuyorum. Keşke böyle Avrupa'daki gibi daha rahat bir ortam olsa. İnsanlar çünkü birbirine orada bakmıyor. Yani çok ilgilenmiyor. Herkes kendiyle ilgileniyor. İş anlamında da öyle. Herkes kendi işini yapıyor. O yüzden iyi bir ürün çıkıyor. Mesela Hollanda'da çaldığımızda herkes ses mühendisi belki kemençeyi ilk defa görmüştü ama sesi frekanslar olarak düşünüp sadece işini yaptı. Kemençeden çok güzel bir ses çıkardı. Bu bir sürü Türk mühendisinden daha iyi ses çıkardı. Benim ilk aklıma gelen bu soruyla ilgili biraz daha fiziksel
şeyler oldu. Yani ilginç gelirdi mesela tuvalette. belki bilmiyorum. Çok iyi ya. Peki patron olsaydınız kendinize işi alır mıydınız? Ya ben alırdım. Alırdım. Peki. Liyakata bakardım. Sizi diğerlerinden farklı kılan ne? Tek bir özellik. Yani diğerlerinden farklı kılan biraz iddialı olabilir ama hani şöyle iş konusunda hani yaptığımın arkasındayım ve her türlü soruya cevap verebilirim. Hani oldu veremedim. Hemen araştırıp o konuda bilgilenip onun cevabını çok rahat verebilirim. Bu aslında biraz öğretmenlikten gelen bir şey. Sürekli araştırmak, sürekli öğrenmek ve hep evet diyemeyeceğim şeye evet demem aslında. Yani hayır diyebilirim çok rahat bir şekilde. Biraz da ona güveniyorum. Kendime güvenirim yani. Yani ben de açıkçası pozitif bir şekilde hep çözüm odaklıyım. Bu yüzden direkt. O zaman mülakat sürecini yakın zamanda başlatırız. Tamam. Peki. 10 yıl önceki kendinize bir mesaj gönder. 10 yıl önce. Kendime mesaj göndereceğim değil mi? Evet. Ya aslında şey tabii inanışa göre değişiyor. Hani hep bir aynı paralel çizgide ilerlediğimiz düşünülüyor. Hani geçmiş gelecek diye bir şey yok, hep andayız. Bunu da düşünerek normalde geçmişte çok fazla şey kurmam, bağ kurmuyorum. Yani ben açıkçası geçmişi düşünmem. Sadece oradan edindiğim tecrübeler karşıma çıktığı zaman böyle olmuştu deyip onu yani olumlu bir şekilde hani ama ah falan keşke dediğim bir şey yok. O yüzden böyle devam derdim. Peki. Evet. Yani ben de öyle. Namin dediği gibi konser çalınır. Konser biter. Konserden sonra bazı insanlar konser hakkında konuşmayı çok sever. Onu şöyle yapsaydım, bunu böyle yapsaydım diye böyle ben o konuşmaları hiç sevmiyorum. Evet. Olmuş bitmiş. Artık eğlenelim ya da eve gidip dinlenelim. Hani sonraki konsere tamam hatalar olabilir ama bunları işte konuşmak, dile getirmek yerine biraz daha işte içe saklayıp daha sonraki konserde daha iyi yapmak. Çünkü bunun sonu yok. Konser anında da çünkü olanı yapmıyoruz. Biraz da caz müziği olduğu için hep anda kalıp konser anında da kendimizi geliştirmek lazım. Ben de Nabi'li gibi geçmişte kalmayı çok sevmiyorum. Geleceği de çok düşünmeden anı en iyi şekilde değerlendirmek. Ama geçmişe 10 sene önce bir mesaj verseydi biraz daha sporla ilgili olurdu. Esneklikle ilgili olurdu. Biraz daha ya çünkü oturduğum için sürekli bel ağrısı oluyor. Biraz daha ne bileyim yoga. Şu an yoga yavaş yavaş başladım. Daha önce de başlayabilirdim. Aslında esneme çalışmaları, spor. Yani bir koç olarak beklediğim koç cevaplarıydı açıkçası. Çok da şaşırmadım. anda kalmak noktasında. Evet. Peki hala bakir kaldığını düşündüğünüz bir şey var mı? Yani tecrübe etmediğimiz şeylerde tabii ki öyle ama bu mesela tecrübe etsek de yani insanlara güvenme konusunda devam. Tabii herkese değil ama yani şöyle bir şey sonuna kadar. Hani güveniyorsam sonuna kadar ama bir tereddüt varsa asla. Hani öyle bir konuda güvenmeye devam edeyim. Evet. Evet. Ve pozitiflik konusunda da hiçbir zaman şey olmadığını düşünüyorum. Devam ettiğini düşünüyorum yani o bakir duygunun kendi adıma. Tabii ki yani yaşamadığımız çok şey vardır. Bir sürü ben mesela gerçekten gezmeyi çok severim. O açıdan şanslı hissediyorum kendimi. İşimle bayağı bir yeri gezmek, bayağı bir kıta görmek. O açıdan güzel oldu. Ve denemek istediğim çoğu şeyi aslında böyle düşünüyorum. Yapmışım. Ama tabii ki zaman ne gösterir, ne olur ileride. Yapmadığımız, başımıza gelmeyen bir sürü şey var. Hep iyi şeyler gelsin. Hep iyi ki diyelim. Hayatınızın geri kalanında tek bir şarkı dinleyecek olsaydınız. Tek bir şarkı. Tek bir şarkı. Evet. Valla ben Doğan'ın şarkısını dinlemek isterdim. Wow. Çok güzel. Çok güzel. Güzel bir cevap oldu. Çünkü o her zaman değişiyor ve
Evet. Sonsuz. Evet. Duyabilene tabii ki. Evet. Düşünüyorum. Seni de benim alayım. Haber dinleyelim. Babamın listesi kabarık. O yüzden içerisinden cımbızlayamadı. Ben de o yüzden kapattım. Evet. Ama sadece tek bir şarkı olsa kendi bestem olan Suyu seçerdim herhalde. Vay, wow, güzel. O kadar sahiplendiğinin göstergesi aslında bu da. Peki hayatınızı ne şekilde mayalıyorsunuz müziğin dışında? O zaten işin hani muhteviyatındaki en iyi özütü diye düşünüyorum. Ama onun dışında nasıl mayalıyorsunuz? Yani bir kere yürümek benim için vazgeçilmez bir şey. Yürüyüş ve yoga. Son 5 yıldır yoga da yapıyorum. Bu ikisi ve meditasyon ve kitap okuma, bunlar gerçekten beni gerçekten mayalıyor diyebilirim. Müzik dinleme ve tabii ki yalnız kalabildiğim anlar. Evet. Müzik dediğin gibi hayatımızın tam ortasında ama onu etkileyen, onu iyileştiren bir sürü etken var. Sadece müzik olsa bir anlam ifade etmez çünkü müzik bir aktarım aracı aslında. Bir enstrümanı, ses de enstrüman, bir şeyi kullanıp bir duyguyu, bir düşünceyi karşı tarafta uyandırabilmek aslında. Karşı tarafta bir heyecan uyandırma. O yüzden herhangi bir şey müziği etkiliyor. Bir kitap okuyorum, etkiliyor. Bir film izliyorum, etkiliyor. Adaya gidiyorum, yeşilliklerin içinde dolaşıyorum, etkiliyor. Mümkün olduğu kadar doğanın içinde olmaya çalışıyorum ben de. Meditasyonlar güzel geliyor. Bu güzel kitaplar, iyi güzel kitaplar seçmek lazım. Yani aslında bir kitaba başladık, sarmadı. Okumamıza çok gerek yok aslında. Yani onu hemen bırakıp biraz daha kendimize iyi gelecek şeyleri yapmamız lazım. Bunu da insan test ederek bir anda öğrenemiyor. Test edip tamam bu bana iyi geliyor, bu bana gelmiyor gibi. Ama benim kişisel olarak güzel kitaplar okumak, güzel romanlar okumak etkiliyor. Mesela Dostoyevski'nin büyük kitapları, Tolstoy'un. Onları okumak ilk başta zor geldi ama yine biraz daha dişimi sıkıp bu işte sabretmeyi. Günümüzde her şey 5-10 saniyelik hemen Instagram'da yukarı atıyoruz beğenmediğimiz bir şeyi. Ama o kitabı 1000 sayfalık kitabı bitirmek zorluyor ama güzel günümüzde güzel bir şey aslında. Onun gibi başka şeyler çok etkileyebiliyor. Mesela resim, ressamlara çok meraklıyım. Onlar sanat akımlarını nasıl değerlendirmiş, nasıl yaratmış? Aynı dönemde müzik nasıldı? Böyle ikisinin arasında ilişki kurmayı severim. Hatırlar, tarih ha. Konusunda çok şey, tarih. Yani tarihi çok seviyor. Bir de benim eklemem gereken bir şey var, yemek yapmak. Yani ben aşırı seviyorum yemek yapmayı ve böyle dışarıda zaten pandemiden önce de yemek yemiyordum. Yani öyle değil, çok seçici bir durumdayım. Bir tek evet, Nane belki yemek konusunda çok, yemek yapma konusunda çok iyi, çok meraklı. Dediği gibi ben de tarihe pandemi süresince Netflix'te İkinci Dünya Savaşı'nın bayağı bir şeylerini izledim. Nane artık diyor yeter işte kan görmeyelim. Yeter savaştan şiştik zaten pandemideyiz. Aynen yani ya, öyle ekstra ekleyebileceğim şeyler var. Bu tarih tarihle bayağı bir mayalıyor. Ben de yemek ve çok sürekli araştırıp hani orada beste yapıyorum biraz mutfakta. O güzel oluyor. Süreklilik arz edecek şekilde hem mayalıyorsunuz hem medite ediyorsunuz aslında kendinize. Peki hayatınız film oluyor. Soundtrack hangi müzik olmasını isterdin? Thomas Newman diye önemli bir film müzikçi var, bestecisi. Nami'nin de yüksek lisans tezi film müzikleri üzerine. Gerçekten ayrı bir konu. Onun Revolutionary Road diye bir filme bir müzik yapmıştı. Parçanın adını hatırlamıyorum ama o parça çok etkilemiştir beni. Bir sürü parça var ama o filmdeki bir soundtrack olabilir. Senin? Ya aklıma gelmiyor aslında şu anda. Gerçekten liste çok kabarık olunca tabii dediğin gibi içerisinden cımbızlamak zor oldu. Evet. Yani bir de şöyle her döneme ait bir müzik geliyor aklıma. Şu anda mesela ilk annemin bana söylediği ninni geldi aklıma. Brahms'ın ninnisi. Mesela onu çok severim ama o çocukluk dönemine ait bir parça olabilirdi. Gerçekten bu soru zormuş. Peki. Belki zaman, de daha beklenmemiş olan bir o zaman bu cevap hakkını yine saklı tutalım. Belki bir gün cevaplayabiliriz. Evet. Tabii veda faslına doğru şimdi iki kişi olunca ayrı iki kişiden de ayrı ayrı cevaplar alma durumumuz var.
zamansal olarak da çok lezzetli ilerliyor. Hiç bitmesini istemediğim röportajlardan bir tanesi daha açıkçası. Son soru akabinde veda faslını yapacağız ama sizin o çok sevdiğim çalışmanız ve üzerine de bir şiir okuma isteğini de gerçekleştirmek istiyorum izninizle. Defolu tarafınız var mı? Defolu. Vardır. Yani vardır. Vardır. Ama bunları törpüleyebiliyoruz. Hani özellikle bunu 20 yaşında çok üzerine gitmiştim. 2005'te. Gerçekten hani geriye baktığında bazı videolarda ben bu muyum ya? Hani o ben miymişim gerçekten diyebildiğim noktalar var. Mesela bireysel, çok bireysellik tabii ki hani bizim burcumuza ait bir şey ama yani çok böyle baskın, insanlar üzerine baskı kurmak mesela hani bu törpülenmiş bir defondu diyebilirim. Sabırsız bir insanım aslında. Sabırsız ve küçükten sürekli düşüyordum. Yani hani yani okulda falan her yap çorabım kaçık falan geliyordum. Yani böyle hareketten ve şeyden, sabırsızlıktan ve biraz dikkatsizlikten. Sabırsızlık belki devam ediyordur ama bu yogada gerçekten bunu çok olumlu olarak geri dönüşünü gördüm. Sabretmeyi ve yavaş hareket edebilmeyi öğrendim diyebilirim. Yani bu sanki şeyim yani yavaş. Ben de onu kendimde sabırlı sabırsız olmayı öğrendim diye nitelendiriyorum. Çünkü aynı evet. Güzellik baktığınız zaman. Benim de sabır önemli bir gelişim oldu. Enstrümanla beraber daha çok 14-15 yaşında. Ondan önce de piyano çalıyordum ama o yaşlarda bir kafa oturunca bilerek artık piyanonun üstüne gittim ve sabretmek o yaşlarda gelişti. Önemli bir şey. Ben bu konuya şey diyebilirim yani 10 sene önce, 15 sene önce dinlemiyordum ve karşımdakini. Kötü bir şey, ben sevmiyordum o özelliğimi. Dinliyormuş gibi yapıyordum, kafamda başka şeyler vardı. Kötü bir şey aslında, karşımdakini kandırıyorsun. Onu yendiğime çok sevindim. Çünkü dinlemek çok önemli. Karşındakini müzik yaparken müziği dinlemek, müziğin içinde olmak başka türlü olmuyor çünkü. Sadece insanlar konserde dinleyici değil, müzisyenler de dinleyici, herkes dinleyici. Dinlemek önemli genel olarak, müziğin içinde olmak, insanları dinlemek. Tabii ki yine başkalarına, önemli bir konuda başkalarına sormayı severim. Önceden de soruyordum ama belki işte bu dinleme özelliğinden, dinlememe özelliğinden dolayı bana çok bir şey katmıyordu. Şimdi onların görüşleri bana çok şey katıyor ama yine sonunda ben kendi düşündüğümü yapmayı seviyorum. Onların fikrini alıp yine değerlendirip kendi kafamdaki yapmayı seviyorum. Peki son soru akabinde şiir resteline geçiş yapacağız. Müziğin ya özellikle şimdi bu kadar müziğin içerisine doğmuş bir ikili olarak mutfağının her zerresinde, her noktasında müzik olan iki tane mahir insanın cevabını da merak ediyorum açıkçası. Müziğin kokusu olsaydı? Koku. Müziğin kokusu olsaydı kesinlikle bir kere iyi insanı iyi hissettirecek bir koku olurdu diye düşünüyorum. Ve hemen pembe gibi bir renk geldi. Çok alakasız. Çiçek gibi bir şey gördüm ama yani pozitif bir şeyler geliyor aklıma şu anda sürekli. Nasıl koku olarak yani iyi hissettirdiğim ve ortama girdiğinde herkesin o kokuyu duyduğu ve kalabalık bir ortamda kokuyu duyarak sana baktığı ama bu kokudan rahatsız olmayarak sana yani çok severek etkileyici bir koku geliyor aklıma şu anda. Evet, etkileyici bir koku olurdu. İnsanların hemen dikkatini çekecek bir koku. Böyle yapay bir koku olmazdı. Doğal bir koku olurdu. İnsanları etkileyen ama o yoğunluğun içinde uzaklaştırmayan. Çünkü koku var ortamda. O doğal bir koku olduğu için dikkat çekiyor. Ama bu dikkat çekme itici bir dikkat çekme değil yani. Ona sempati duyulabilecek bir koku olurdu. Ne çok çekerdi, ne çok iterdi. Ama güzel bir dikkat çekerdi. Evet ve zamanla da burnumuz alışıyor kokuyor tabii ki o ortamda. Hani kendini yenileyen bir koku olmasını düşünüyorum. Şu an böyle geldi aklıma. Peki.
O zaman Lotus çiçeği görünümünde ama o dediğin gibi kendini sürekli refresh eden, kendini yenileyen bir koku olduğu için adını şu koku diye koyamayacağız o zaman. O şekilde kendi adını kendi koysun deyip şeklinde bırakalım o zaman. Ben adını mı sormuştum? Biz niteliklerinden direkt bahsettik. Olsun. Ama... Hiç fark etmez. Çok daha iyi oldu açıkçası. Yani nitelik akabinde de ne kokar kısmında da belki bir şey söyleyebilirsiniz. Benim aklıma çiçek geldi. Yani, tamam. Çiçek de olabilir. Lavanta. Olabilir, lavanta olabilir gibi. Evet. Peki. Peki. Evet. O zaman şiirimize geçebiliriz. Hafiften bir rüzgar esiyor. Yavaş yavaş sallanıyor yaprak ağaçlarda. Uzaklarda, çok uzak. Tuğcuların hiç durmadan çıkıyor. Ah dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Kuşlar geçiyor derken yeşillerden rüzgar. Ağlar çekiliyor dalya. Kadının suya değiyor ayakları. İstanbul'u dinliyor. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Bir ülkenin kapalı çarptı. Kırıl bir Mahmut Paşa. Güvercin ağlıyor. Müzik bahar rüzgarında ter kokuları. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Eski alemlerin sarhoşluğu. Loş kayıkhaneleriyle bir yol. Ölmüş dostların uğurluğu. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Bir dostlar içiyor aklımda. Küfürler, şarkılar, türküler. Bir şey var elimden geldi. Bir gül olmalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Bir kuş çırpınıyor eteklerinde. Alnın sıcak mı? Dudakların ıslak mı? Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların altında. Kalbinin vuruşundan İstanbul'u dinliyorum. Thank you.
teşekkür ediyoruz. Senin de ağzına sağlık. Çok lezzetli. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederim. Ya inanılmaz ve muazzam mutlu olduğum röportajlardan bir tanesi dahaydı açıkçası. Ben makamınızda kabul buyurmanız dileğiyle bütün övgülerimi bir teşekküre sığdırarak teşekkür etmek istiyorum. Çok teşekkürler. Usulen ayağınıza sağlık, şeref verdiniz, onur verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Son olarak söylemek istedikleriniz varsa da dinlemek isterim. Çok teşekkürler bu keyifli röportaj için ve övgüleriniz için. Bizim bir son çalışmamız var, ondan bahsedebiliriz kısaca. Meditasyon Müzikleri albümümüz tam bir ay önce çıktı. Bu zorlu dönemde herkesin ihtiyacı oldu aslında. Bizim de uzun zamandan beri çıkartmak istediğimiz bir albümdü. Meditasyon Müzikleri albümü. İlgilenenler, dinlenmek isteyenler, müzikle kendilerine gelmek isteyenler, müziği şifa olarak görenler o albüme bir göz atabilir. Özel olarak insana iyi geldiği düşünülen, hemen hemen kanıtlanmış bir frekansta La'yı 432 Hz'e alarak, La notasını, orta La'yı 432 Hz'e alarak yaptığımız bir albüm oldu. Bu albüme bir göz atabilirler tüm sanatseverler. Evet, yani Yarkın Doğum'un Quintessons isimli albümü bütün dijital platformlarda şu anda var. Diğer albümlere de oradan bulabilirler. Son olarak söylemek istediğim, ben de çok çok teşekkür ediyorum. Hem ağırladığın için hem de gerçekten de hani çok lezzetli geldi. Senin de söylediğin gibi hem yani senin enerjin ve sorularının güzelliği ve ilgilenmiş olman bizi çok mutlu etti gerçekten. İlgi alanlarımızın ortak olması, burcumuz bile aynı. Demek ki ortada bir şeyler tuttu. Zaten baştan belli olur öyle şeyler. Umarım güzel bu keyifli arkadaşlığımız devam eder. Tekrardan görüşmek üzere diyorum. Herkese de çok sağlıklı ve sevgi dolu güzel günler diliyorum izleyenlere. Evet. Efendim biz de dediğiniz gibi çok teşekkür ederiz. Sevgili Baturay ve Name Yarkın'a, Yarkın kardeşleri. Bu suç ortaklıklarında birçok başarıya imza atmışlıkları var. Birçok başarıya da imza atmaları temennisiyle. Senin de dediğin gibi spiritüel anlamda çekim yasasını getirdiklerinde bir merhabaydı. Belki birçok şeye birlikte temas etmek adına. Efendim bu süper ve zehir ikiliyi ağırlama şerefine nail olduk. Röportajın mottosuyla biz de veda edelim. Kelebekleri kovalayarak vaktinizi ziyan etmeyin, bahçenizi düzeltin. Kelebekler mutlaka gelecektir. Sizleri seviyorum ve bunu sık sık yapıyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Çok hoş kalın.